Basınç. Dikkatlice şekildeki gibi tuttuğumuz çiviyi sıktığımızda sivri uçlu kısmın elimizi daha çok acıttığını anlarız. Çiviyi tutan iki parmağa da eşit şiddette kuvvetler uygulanmasına karşılık parmağımızı sivri kısmın daha çok acıtması bu parmağı etkileyen basıncın daha büyük olmasıyla açıklanır. Birim yüzeye dik uygulanan kuvvete basınç denilir. Büyük P harfiyle gösterilir. Basınç skaler bir büyüklüktür. Uluslararası standartta birimi Pascal veya Newton bölü metrekare ile temsil edilir. Basınç kuvveti. Bir yüzeyin basıncı ile yüzey alanının çarpımı basınç kuvvetini verir. Katıların basıncı. Katılar ağırlıklarının etkisiyle taban alanlarına basınç uygularlar. Buna katı basıncı denir. Ağırlığı G olan bir cisim alanı A olan tabanına yaptığı katı basıncı P eşittir G bölü A'dır. Aşağıda çokça karşılaşılan katı basıncının kullanıldığı yerler verilmiştir. Kayakçıların kara batmamak için kayakların yüzeyi geniş yapılır, basınç azaltılır. Sırt çantasının askılığı omuzu acıtmaması için geniş yapılır, basınç azaltılır. İş makinelerinde çamura batmaması için yüzey alanını artırıp basıncı azaltılan palet kullanılır. Futbolcular yere daha iyi tutunmak için basıncı artıran krampon giyerler. Yatay düzlemde katı basınç kuvveti F eşittir P çarpı A veya F eşittir G, yani cismin ağırlığına eşit değerdedir. Örnek 1. R yarıçaplı yarımküre biçimindeki içi dolu türdeş K cismi yatay zemin üzerinde şekildeki gibi dengededir. Bu durumda cismin tabanına yaptığı basınç P, basınç kuvveti F'dir. Buna göre cisim tam tersine çevrilirse ağırlığı değişmeyeceği için basınç kuvveti yani F değişmeyecek, ama temas yüzeyi bakın bu kadarken ters çevirdiğimizde tek bir noktaya temas edeceği için basıncı artacaktır. Cevap A. Ders Anlatım Füyü 17 örnek 2. Gizem kum dolu kaba dikdörtgenler prizması biçimindeki cismi önce şekil 1'deki gibi sonra şekil 2'deki gibi bırakıp cismin kuma batma miktarını ölçmüş. Tuğla aynı tuğla, yani soldaki ağırlığımızı eğer G diyecek olursak sağdaki tuğla aynı tuğla olduğu için ağırlık yine hala G'ye kadar. Batma miktarı soldakinde mesela burası 1H kadar batıyor olsun. Sağdaki 1H'den biraz daha büyük. Sadece rakam olarak görelim diye yazıyorum. 2H şeklinde yazdım. Ondan kaynaklanıyor. Gizem bu deneye bakarak demiş. Bu deneye bakarak diyor. Şimdi soldaki ve sağdaki cisimler aynı cisimler. Katılarda basınç kuvveti denilen şey yüzeye bastıran dik kuvvet oluyordu. Dolayısıyla yüzeye bastıran dik kuvvet şu an bunların ağırlıkları kadar. O yüzden katılarda basınç kuvveti yüzeye bastıran dik kuvvet, yüzey yatay bir zemin olursa ağırlığı kadar olur. Şimdi soldakinde de sağdakinde de aynı tuğla olduğundan ikisinde de aşağı bastıran basınç kuvveti olarak bastıran kendi ağırlıkları. Yani eğer ağırlıkla orantılı bir şey olduğu buradan çıkarılsaydı sağdaki ve soldaki batma miktarlarının birbirlerine eşit olması gerekirdi, ama biz soldakini 1H gibi sağdakini de 2H gibi aldık. Sağdaki daha çok batmış gözüküyor. O zaman birinci öncülle alakalı olamaz. Eğer öyle olsaydı direkt basınç kuvvetiyle doğru orantılıdır derdik. Katılarda basınç kuvveti de ağırlıkları kadardır şu an yüzeye bastıran direkt yatay zemin oldukları için. O zaman 1 değilse 3 de değildir. Batma miktarı basınç ile orantılı bir şeydir. Dolayısıyla soldaki ve sağdaki evet aynı cisimler ama batma miktarı şöyle yazalım. Basınç ile doğru orantılıdır. Katılarda doğru orantılı. İkisinde de cisim aynı cisim ama soldakindeki yüzey atıyorum 2S'ye kadar, sağdakinde S'ye kadar gibi olmuş olsun. O zaman soldakinde bizim batma miktarı denilen şeyi bulurken H1 kadar batmıştır. G bölü 2S eşittir. Sağdakinde de H2 kadar batmıştır. G bölü S'ye eşittir deyip oradan ikinci öncülümüzün doğru olduğunu ya da bu deneye bakarak bunun doğru olduğunu çıkarabiliriz. Öyleyse cevabımız yalnız 2 B seçeneğidir. Örnek 3. Taban alanı 2A, A ve tabanlarına yaptıkları basınçları şekil 1'de 3P, 2P olan KL cisimlerinden L cismi K'nın üzerine şekil 2'deki gibi konulursa yere yapılan basınç kaç P olur diye soruyor. Basıncı P'yi G bölü A olarak temsil edelim. 2A yüzeyde 3P basınç oluşturabilmek için 6G ağırlığa ihtiyacımız, A yüzeyinde 2P basıncı oluşturabilmek için 2G ağırlığa ihtiyacımız olacak. Yere yapılan basınç sorulduğu için şekil 2'de temas yüzeyimiz 2A, 2A'nın üstünde kalan toplam ağırlık 8G, oranladığımızda 4G bölü A yani 4P'lik basınç elde edeceğiz. Cevap C. Silindir, dikdörtgenler prizması gibi düzgün cisimlerin tabanına yaptığı basıncı ağırlık bölü yüzey haricinde yükseklik çarpı öz kütle çarpı yerçekim ivmesiyle de bulabiliriz. Ne zaman? Düzgün cisimler, silindir, dikdörtgenler prizması gibi cisimlerde bunu kullanabiliyoruz. Örnek 4. İçi dolu silindir biçimindeki K cismi ile kesik koni biçimindeki LM cisimlerinin yükseklikleri eşit ve tabanlarına yaptıkları basınçlar birbirine eşitmiş. KLM cisimlerinin öz kütlelerini kıyaslamamızı istiyor. Şekle baktığımızda L'nin tabanı kendisine göre daha geniş, M'nin tabanı ise kendi biçime göre veya K ile kıyaslarsak L'nin tabanı daha geniş, M'nin tabanı daha dar. Dolayısıyla K düzgün bir geometriye sahip olduğu için K'yı ortalama bir değer olarak, norm olarak kabul edersek L'nin taban alanı daha geniş olduğu için ağırlığının yani öz kütlesinin daha büyük, M'nin ucu sivri, taban alanı küçük olduğu için aynı basıncı elde edebilmek için daha küçük öz kütleye ihtiyacımız olacaktır. Cevap C. Örnek 5. Çiftçilikle uğraşan Veli şekilde görüldüğü gibi yüklerini traktörün arkasına bağladığı 2 römork ile çamurlu yatay bir zemindeki bir bölgenin karşısına geçirmek istemektedir. Fakat yüklü römorkların çamura saplanmasından endişe duyduğu için römorkların tekerlekleri ile yatay zemin arasındaki basıncı azaltmak istemektedir. Buna göre Veli yükleri römorkların yedek tekerleklerini de kullanarak şekildeki gibi karşıya geçirmek istediğinde temas yüzeyimiz arttığı için basınç ilk duruma göre azalır. Birinci seçenek var. 2'de her bir römorkun yükünü yarıya indirip şekildeki gibi 2 seferde karşıya geçirmek isterse daha az ağırlık, aynı yüzey, daha küçük basınç oluşturacaktır. 2'de var. 3'te römorkları traktöre ayrı ayrı bağlayıp sırayla şekildeki gibi karşıya geçirmek bu tercih edilemeyecektir. Çünkü birinci römork ile ikinci römorkun yere yaptığı basınç ayrı ayrı birbirlerine eşittir. Birlikte yere yaptıkları basınç ile ayrı ayrı yaptıkları basınç da birbirine eşit olduğu için römorkların temas yüzeyinde ve ağırlıklarında herhangi bir değişiklik yapmadığımız sürece ayrı ayrı karşıya geçirmeye çalışmak basıncı değiştirmeyecektir. Cevap D. Katılar üzerlerine uygulanan kuvveti aynen iletirler. Bir çivinin S1 yüzey alanlı kısmına dik olacak biçimde F1 büyüklüğünde kuvvet uygulandığında uç kısmına F2 büyüklüğündeki kuvvet iletilir. Buna göre F1 ve F2 birbirlerine eşittir. Ama S1 daha büyük olduğu için birinci yüzeydeki basınç ikinci yüzeydeki basınçtan daha küçüktür. Kristal yapılı katı cisimlere basınç uygulandığında cismin iki yüzeyi arasında elektriksel potansiyel fark oluşur. Buna piezoelektrik diyoruz. Elektronik tartılarda, ultrason cihazlarında piezoelektrikten faydalanırız. Durgun sıvıların basıncı. Sıvılar ağırlıklarının etkisiyle temas ettikleri yüzeylere basınç uygularlar. Öz kütlesi ds, yüksekliği h olan sıvının tabanındaki bir noktaya yapılan sıvı basıncı h çarpı sıvının öz kütlesi çarpı yerçekim ivmesi ile bulunur. Bu basınç değerleri kabın şeklinden, taban alanından bağımsızdır. Sıvıların basıncı ağırlık bölü yüzey alanı eşitliği kullanıldığında h çarpı d çarpı g şeklinde bulunacaktır. Örnek 6. Düşey kesiti şekildeki gibi olan bir kap d öz kütleli sıvıyla doludur. Kabın bazı yükseklikleri verildiğine göre K noktasının sıvı basıncı kaç HDG kadardır diye sorulmuş. K noktasına baktığımızda açık yüzeye olan derinliğimiz şurada 3H var. Toplamda 5H var. Sıvı basınç formülümüz H çarpı D çarpı G idi. Açık yüzey olan derinliğimiz 5H, sıvının öz kütlesi D'di. Yerçekim ivmesini de G aldığımızda 5HDG buluruz. Cevap D. Örnek 7. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kap suyla dolu olup aynı yatay hizada olan ABC noktalarının sıvı basınçlarını karşılaştırmamızı istiyor. Aynı hizada oldukları için kapların alttan birbirleriyle iletişimi devam ettiği için, etkileşimleri devam ettiği için A'nın da, B'nin de, C'nin de kabın açık yüzeyine olan derinlikleri eşit. Dolayısıyla basınçları eşittir. Cevap A. Örnek 8. Şekilde koni biçimli K kabı ile silindir biçimli S kabı eşit ve sabit miktarda su akıtan musluklar ile aynı anda suyla dolmaya bırakılıyor. Kapların tabanındaki su basıncının iki kapta doluncaya kadar geçen süreye göre değişimi aşağıdaki grafiklerden hangisi gibi olur diye sormuş. Dikkatlice baktığımızda iki kaptaki son yükseklik eşittir. Dolayısıyla son durumda bu kaplardaki sıvı basınçları eşit olacaktır. Daha sonra K kabı yukarıya doğru daralan, aynı tabanda yukarıya doğru daralan bir kap olduğu için daha çabuk maksimum basınç değerine ulaşacak ve gitgide daraldığı için bir parabol çizecektir. Bu yüzden cevap B. Birbirine karışmayan D1, D2 öz kütleli sıvıların K noktasında oluşturduğu sıvı basıncını yazarken üstünde kalan sıvı bloklarının basınçlarını ayrı ayrı hesaplayarak topluyoruz. En üstten başlarsak H1 çarpı D1 çarpı G artı pembe renkli D2 öz kütleli sıvının H2 derinliğinde yaptığı basınç H2 çarpı D2 çarpı G toplamı ile bulunur. Pascal ilkesi. Sıvılar üzerlerine yapılan basıncı aynı iletirler. Buna Pascal ilkesi denir. Yukarıda D1 öz kütleli sıvının basıncı D2 öz kütleli sıvı tarafından aşağıya K noktasına iletilmişti. Aşağıdaki kabın A1 alanlı pistonuna F1 kuvveti uygulandığında A2 alanlı pistonuna F2 kuvveti etki eder. Burada pistonlara etki eden basınçlar eşittir. Bu yüzden kuvvetler farklı çıkacaktır. Ama basınçlar birbirlerine eşittir. Örnek 9. X, Y, Z sıvıları birbirine karışmadan şekildeki gibi dengededir. Buna göre hangileri doğrudur diye soruyor. Dengede olan sıvılar için dengede kaldıkları en alt noktadan karşı kola bir çizgi çizilir. Bu bizim denge hizamızdır. Bu çizginin üstünde kalan toplam basınçlar sağlı sollu birbirlerine eşittir. Bu yüzden R ve S noktalarındaki sıvı basınçları birbirlerine eşittir. Bunun üstündeki M ve N noktalarındaki basınçlar ise tabii ki birbirinden farklıdır. R ve S noktası için çalışırsak 3H derinliğinde DX öz kütleli sıvının basıncı 2H derinliğinde DZ öz kütleli sıvının basıncına eşit olduğu için X sıvısının öz kütlesinin 3 katı, Z sıvısının öz kütlesinin 2 katına, temsil vermek gerekirse buraya 2D, buraya 3D yazabilirsiniz. Dolayısıyla M noktasındaki sıvı basıncına baktığınızda 2 bölme derinlikte ve 2D öz kütleli sıvı var üstünde, 4HDG. N noktasına baktığınızda ise 1 bölme sıvı yüksekliği var, 3D öz kütlede. Dolayısıyla M'deki sıvı basıncı N'den daha büyüktür diyebileceğiz. X sıvısının öz kütlesi Z sıvısının öz kütlesinden daha mı büyüktür? Hayır, Z'nin öz kütlesi daha büyüktür. Cevap C. Su cenderesi Pascal ilkesinin bir uygulamasıdır. Şekildeki K ve L noktalarının sıvı basıncı birbirine eşittir. Küçük pistona uygulanan kuvvet büyük pistona uygulanan kuvvet büyüktür. Böylelikle bu çizginin üstünde kalan basınçlar birbirine eşit olmak zorundadır Pascal ilkesine göre. Örnek 10. Aracını tamire götüren Emin Bey, tamircinin aracını şekildeki sistemde büyük piston üzerinde dengede tuttuğunu görüyor. Buna göre hangileri doğru? Pistonların kütlesi ve sürtünmeler önemsenmiyorsa X ve Y pistonları aynı hizadalar. Bu yüzden sol taraftaki toplam basınç sağ taraftaki toplam basınca eşit olmalı. 1. Doğru. 2'de F kuvveti aracın ağırlığından daha küçük değerdedir. Küçük piston küçük kuvvet, büyük piston büyük kuvvet demiştik. 2'de doğru. X pistonu aşağı itilirse K noktasının basıncı azalır değil. Bu aşağıya indiğinde sol taraftan sıvı yukarıya çıkacaktır. K'daki sıvı basıncı ve toplam basınç artacaktır. Cevap C. Sıvı basınç kuvveti. Basınç kuvveti basınç çarpı yüzey alanı olduğunu biliyoruz. Bu ifade sıvı basınç kuvveti için uygulandığında H çarpı D çarpı G çarpı S ifadesi elde edilir. D öz kütleli sıvı kap içerisinde şekildeki gibi dengedeyken KLM yüzeylerindeki sıvı basınç kuvvetleri FK için yan yüzey olduğu için derinliğin yarısı alınır. L tabanda bir nokta yüzey olduğu için derinliğin tamamı alınır. M de tıpkı K'da olduğu gibi yan yüzey olduğu için toplam derinliğin yarısı alınır. Sıvı basınç kuvveti için özel durumlar. Eğer düzgün bir kap ile çalışıyorsak, kap tabanında oluşan sıvı basınç kuvveti içerideki sıvının ağırlığı kadardır. Eğer çalıştığımız kap yukarı doğru genişliyorsa, o zaman tabanda elde edeceğimiz sıvı basınç kuvveti içerideki sıvı ağırlığından daha küçük. Eğer yukarı doğru daralıyorsa kabımız, o zaman tabanda elde edeceğimiz sıvı basınç kuvveti içerideki sıvı ağırlığından daha büyük çıkar. Etkinlik. Düşey kesiti verilen kesik koni biçimindeki kapalı kabın yarısı suyla doludur. Suyun kap tabanına yaptığı basınç kuvveti, kabın yere yaptığı katı basıncı ve katı basınç kuvveti P2, F2 olarak verilmiş. Aşağıdaki soruları artar azalır değişmez kelimeleriyle cevaplamamızı istiyor. Kap ters çevrilirse su daha geniş bir tavana yayılacağı için yüksekliği azaldığı için basıncı azalır. Kap ters çevrilirse sıvı basınç kuvveti tabanı geniş olan bir kap elde ettiğimiz için içerideki sıvı ağırlığından daha büyük çıkacaktır. Yani artacaktır. Kap ters çevrilirse kabın yere yaptığı basınç yüzeyin büyüdüğü için azalacaktır. Kabı ters çevirdiğimizde kabın zemine yaptığı basınç kuvveti ağırlık olduğu için bu değerde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.